Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirden. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Nisa suresi 102. ayet. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ve izâ kunte fihim فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وسن أولارنين إچيدة بوغانيندا va ularga namozni qoyim qilganingda ulardan bir toifasi mujohidlardan bir toifasi sen bilan birga bo'lsin, sen bilan birga namozga tursin va qurollarini olsinlar. Sajda qilganlarda esa orqalaringizda bo'lsinlar. Va boshqa toifa kelsinda namoz o'qimagan va sen bilan birga namoz o'qisin va o'zlarining ehtiyot choralarini va qurollarini olsinlar. Vaddallazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum va amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida. Kofir bo'lgan kishilar, agar sizlar o'zlaringizning qurollaringizdan va narsalaringizdan g'aflatda qolsalaringiz, sizlarga bir hamlada hamla qilishlikni xohlaydi, yaxshi ko'radilar. Ya'ni bir mayl bo'lishlikda sizlarga mayl qilishlikni xohlashadi, orzu qilishadi. Wala junaha alaykum in kana bikum azan min matarin aw kuntum marada an tad'u aslihatakum. Agar sizlarda yomg'irdan bo'lgan bir aziyat bo'lsa yoki kasal bo'lgan bo'lsalaringiz qurollaringizni qo'yishliklaringizda sizlarga gunoh yo'q. Va xudu hizrakum va ehtiyot choralaringizni olinglar. Innalloha a'adda lil kafirina azaban muhina. Albatta Alloh taolo kofirlarga xorlaguvchi azobni tayyorlab qo'ydi. Imom Suyuti aytayaptilar: "Va iza kunta ya Muhammad hadiran fihim" Ey Muhammad, sen ularning ichida hozir bo'lganingda, ya'ni sahobalarning ichida. Va antum takhafunal aduwa. Va sizlar dushmandan qo'rqib turgan bo'lsalaringiz, faqamta lahumus solata. Sahobalarga namozni qoyim qilganingda, ya'ni namozni o'qib berganingda, va hazza jaryun ala adatil Qur'an fil khitob. Bu shu xitob qilishlikdagi Qur'onning odatiga ko'ra joriy bo'lishlikdir. Endi buni nima uchun aytayapti? Bu payg'ambarimizga xos emas. Ba'zi ulamolar bu masallarni payg'ambarimizga xos deb o'ylaganligi uchun hattoki salotul xavfni payg'ambarimiz alayhisalomdan keyin mansuh bo'lgan deb o'ylashadi. Imom Suyuti shuni rad qilib aytayaptiki, bu yerda payg'ambarimizga bo'lgan xitob va iza kunta fihim faqamta lahumus solata degan xitoblar Qur'onning odati. Va ko'p masallarda Alloh taolo payg'ambarimizga xitob qilgan, lekin u hukm payg'ambarimizga xos bo'lib qolmagan-ku. Butun ummatga tegishli-ku. Bu ham shunday deyapti. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Shu mujohidlardan sahobalardan bir toifa sen bilan birga tursin. Va tata'akhkharu ta'ifatun va boshqa bir toifa esa uzoqlashadi, dushmanni muqobilda turadi. Va ya'khuzu ay at-ta'ifatu allati qamat ma'ak va olsinlar, ya'ni sen bilan birga turgan toifa, namozga turgan toifa aslihatahum qurollarini ma'ahum o'zlari bilan birga.
Ve namazda Kur'an'ı alıştıkça buyuruyor Allah Teala. Feize secedu ey sallu. Secde kıyanları da yani namaz okuyanlar da fel yekunu bolsunlar. Ey et taifetul uhra. Yani nerege taife, başka taife bolsun min varayküm arkalaringizden. Yahrusune ular paylaşçılık kıladılar. Koruhçılık kıladılar. İl en taqdus salate namazı bitirginlerizye kadar. Ve tezhebu hazi taifetu tahrusu. Kin bu taife koruhçılık diyeni kitadı. وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى Kim başka taife kilsin, lem yusallu namaz okumagan, fel yusallu ma'ak simlen birge namaz okusun. وَلْيَأْخُذُوا حِزْرَهُمْ أَسْلِحَتَهُمْ Uzlarının ihtiyaç çarelerini ve kurallarını alsınlar. مَعْهُمْ uzlar bilen birge. اِلَا اَنْ تَقْضُوا الصَّلَاةَ Namazı bitir günlerge kadar. وَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَذَلِكَ بِبَتْنِ نَخْلٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ Nakhl Vadisi de Peygamberimiz Aleyhisselam aynı şu şekilde namaz okuyanlar. Ve bu hadisini iki şeyh, yani Buhari ve Müslim rivayet kıyan. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ Kafir boyan kişiler arzu kılıçtı, yaş görüştü ki Eğer sizler gaflette kasalariz, izâ kumtum ile salati namazı getirgenleriz de, anaslihatikum amtiatikum, yani kurallarizden ve mallarizden, yüklerizden gaflette kasalariz, feyemilûne aleykum meyleten vahide, sizlerge bitti meyil buluştukta, yani bir denege hamle kılıp, bir mette yapırlıştıklarını arzu kılıçtı. Ben yehmilu aleykum, ben sizlerge hamle kılıçtıkları bilen. فَيَخُذُوكُمْ سِلَهَ دُوشَوْا عَلِسَّ فَقُرَالْ يَعْلَيْزْ عَوَسَ Şunu arzu kılıçtı. وَهَذَا عِلَّتُ الْأَمْرِ بِأَخْزِ السِّلَحِ Kur'an'ı alıştık ki bugün buyruğunun illeti mene şu. Yani düşmanlar sizlerine zarar vermesin deyip Allah Teala namazdayım kurallarınızı alıyorlar diyebdi. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَزَنْ مِنْ مَطَرِينَ Eğer sizlerde yağmurdan bugün bir aziyet, kıyınçlik bulsa, ev kuntum merda, peki kesel bulsalariz, ente da'vasli hatta küm kurallarizi kop koyuştiklerizde sizlerge günah yok. Fela tehmiluha bundi halette kuraldı kütermeyler, kop koyuylar. Ve hâzi yufidu icabe hamliha inde adamil uzri. Mene bu ayet, üzür bulmagen vakitte, namazda kural kütarışlığının vacip ikenliğini ifade kılıyordu. وهو احد قولين للشافعي و بو امام شافعيнинг та қавлидан биттасидир. Имом Суюти Шофий бўлганлиги учун мен Имом Шофийнинг қавлини келтиряпти-ки, Шофийга кўра намозда ҳам Қуронли бўлишлик вожибдир. Васани аннаху суннату икинчи қавл бу суннатдир. Яъни доим ёнингизда Қурон юришлиги. Ва раджаҳа яки раджаҳа шу қавл рожиҳ бўлди. Sünnetliği. Ve huzu hizrakum ve ihtiyaç çarelerizi aliler. Minel aduvi düşmenden. Ey ihterizu minhu mestata'tum. Yani düşmenden kullarızdan ki genç ihtiyat buyurlar. İnne allaha a'adda lil kafirine azame muhine. Elbette Allah Teala kafirlerge harla gücü azabını teyarlap koydu. Ze ihanetin yani bana harla gücü. Mana bu ayet Salatul Havf doğrusudaki ayettir. Korku namazı. Aldingi ayette etkenimizde bazılar bu ayetini aldingi ayetke bağla varışladı. Bazılar bağlamaydı. Yukarıdaki tefsirlere göre. Ceng buladigen halette, uruş buladigen halette ve düşmenden havf küçülü bugün vakitte bu Salatul Havf namazı okuladı. Bunge ihtilaf yok. Ahl-i sünnet vel cemaatinin amme ulemaları, yani cumhur, köptülüğü, yani galibe etedi ki, salatul havf namazı meşrudur. Hanefi fikhi bile tanıştılarız. Hanefiler de bütün kitaplarında keledi ki, salatul havfdir, korku namazıdır. Ve korku namazı, tür rekat bu sekende okuladı, iki rekat bu sekende okuladı, şam bu sekende okuladı, musafir bu sekende, mukim bu sekende, hem mesela mükemmel bayan kılıngan. Şundan ma'lum bo'lyapti ki, Hanafi mazhabida ham bor salatul xavf. Biz bu ayetlerini tafsiriga kirishdan oldin
ikkita masalaga diqqat qilishligimiz kerak. O'sha fiqh kitoblarida ham aytganmiz. Bu salatul xavf, ya'ni qo'rquv namozi islom dinida namozning qanchalik muhimligini ko'rsatyapti. Jang holatida düşmanlar sizga bostirib kelib zarar berishidan qo'rqib turgan holatingizda ham Alloh taolo namoz o'qiysan deyapti. Namozni tark qilishlikni yo'li yo'q, imkoni yo'q, namoz tark qilinmaydi. Hozirgi Hanafilar, biz Hanafimiz, bizni mazhabda bo'laveradi deydi, yolg'on gapiradi, dajjal ular. Hech qaysi mazhabda namoz tark qilishlikka yo'l yo'q. Aytayapsiz-ku, Hanafilarning bütün kitoblarida salatul xavf bor. Jang vaqtida o'qiladigan namoz. Shunday holatda ham tark qilmasin deydi. Keyin Hanafilar o'sha kitoblarda, fiqhlarda o'qidilaringiz, agar eslaringizda bo'lsa, buni jangga xoslamaydi. Dushmandan yoki yirtqich hayvonlardan qo'rqsa ham. Bir jamoat ketyapti dedingiz, bir o'rmonda oldin o'tyapsiz. Ne qarasiz, o'rmonda bir to'da bo'rilar qarab turibdi sizga yoki sherlar. Agar hammangiz namozga turib namoz o'qiydigan bo'lsangiz, bu vahshiy hayvonlar hujum qilib sizga zarar beradi. Shunda ham ikki toifaga bo'linib namoz o'qiysiz. İki taifaga bo'linishdan maqsad shu bir-birini himoya qilishlik. Qarang, namoz tark qilinmayapti. Hanafilar endi biz Hanafilarda ko'proq gapiryapmiz, chunki o'zbeklarda ko'pchiligi Hanafi bo'lganligi uchun. Bo'lmasam to'rli mazhab haq. Biz hech qaysinisiga nisbatan haqir ko'rmaymiz, pastga urmaymiz. Lekin o'zbeklarda ko'pchiligi Hanafi, shuning uchun Hanafilarda qavlini ko'p zikr qilyapmiz. Fiqh kitoblarida yaxshi o'qigansizlar bilasizlarki, Hanafilar aytadi, imom jamoatni ikkiga bo'ladi. Bir toifa bilan bir rakat namoz o'qiydi. Sajda qilib qiyomga turgandan keyin haligi toifa dushmanni qarshisiga borishadi, imomni orqasidan chiqib. Dushmanni qarshida turgan toifa imomni orqasiga keladi. Keyin imom zotan qiyomda qiroat dedi. Rukuga ketadi, bular imom bilan birga rukuga borishadi. İmam sajda qilgandan keyin o'tiradi. İki rakatlik namoz deylik, yo safar holatda yoki bomdod deylik. Safar holatda bilasizlar, peshin, asr, xufton ham ikki rakat o'qiladi. Imom o'tirib salom bergandan keyin orqadagi toifa salom bermasdan turib ketadi-da, dushmanni muqobiliga borib turadi. Dushmanni muqobildagi turgan toifa kelib imom bilan birga o'qigan yerda yoki o'sha turgan yerda yana bir rakat o'qishadi. Keyin salom berishadi. Va Hanafilar aytadiki, o'sha imom turgan yerga kelgani afzal deydi. Qarang, Hanafilarning qavliga ko'ra, namozga kirib turib, imom bilan birga bir rakat o'qiyapti-da, keyin dushmanning muqobiliga borib turibdi. 10 metr yuryaptimi, 20 metr yuryaptimi? Shu yurganlari hammasiga Hanafilar aytibdiki, namozi buzilmaydi, deyapti. Agar jangga kirishib ketmasa, deyapti. Dushmanlarga o'q otib, jangga kirib ketsa, qilich ishlatsa, namoz buzilib ketadi. Lekin faqatgina shunday borsa, kelsa uni zarari yo'q. Albatta, mana ustida qurol-yarog'lari bor, qurollarni ushlagan holatda, ko'targan holatda boradi, keladi. Boryapti, kelyapti, namozi buzilmayapti. Qara, necha metr yuradi, keladi. Hozirgi Hanafilar aytadiki, sen namoz o'qiganingda yerga qoqilgan qoziqdek bo'lishing kerak, deydi. Sug'ursa ham chiqmaydigan bo'lib, deydi. Sal qimillab kelsa, namozing buzilib ketadi. Bizning zamondagi Hanafilarning namozi ingichka va shishadan. Sal tez sinib ketaveradi, jaranglab. Va Hanafilar qarin, shunchalik yursa ham yursin deyapti. Ya'ni shariat shunchalik borsa, kelsa mayli deyapti. Lekin namozni tark qilmasin deyapti. Birinchi toifa bitirgandan keyin dushmanning muqobiliga boradi, ikkinchi toifa ular kelgandan keyin imomning orqasiga borishadi yoki turganlarida namozlarni bitirib qo'yishadi keyin. Shu shaklda imom ham 2 rakat o'qigan bo'ladi, ular ham 2 rakatdan o'qishgan bo'ladi. 4 rakatda ham aynan shaklda 2 rakat 2 rakatdan o'qiladi. Shomda imom 2 rakat o'qiydi avval, keyin ikkinchi jamoat bilan 1 rakat o'qiydi. Jamoatlar qolib ketganlarni keyin o'zlari o'qib olishadi. Qarang, Hanafilar mana butun kitoblarda shu masalani keltirib alohida bob qo'yim qilganliklaridan namozga qanchalik ahamiyat berganliklari ko'rinib turibdi. Va Hanafilardan Abu Yusuf Salatul Xavf payg'ambarimizga xos edi. Payg'ambarimiz vafot qilgandan keyin mansub bo'ldi degan. Lekin butun Hanafi kitoblarda bu masala keltirilganligidan ma'lum bo'lyaptiki, Abu Yusuf so'zini olishmagan.
Abu Yusuf'un sözü terk kılınan. Yani namazlı kançalı muhimli. İkincisi cemaat. Cemaatke hamiyet birleştikleri. Cemaatı muhimliği sabit böyle yaptı. Şu farz namazlar cemaat böyle bu kılıçlik gerek. Cemaatke itibarsızlık kımaslik gerek. İlacı barıca 5 vakit namazda cemaatle okuyun. Bir özür bu mesela terk kılın. Yani ceng haleti de Allah talep etmeyebdi ki, ceng haleti ki her kim Allah'da okuvasın demeyebdi. Bu mesela Allah'da okuvasa, çünkü yürüyüşlerine hacet bu miydi? Bir taife tursun, bir taife okuvasın da, böyle okuva gönder ki, kim varsın dese, hele ki hâhıl hareketler, namazdan teşkere, ameller namazıya kirmiydi. Lekin Allah talep uzun hakkını terk ediyordu. Yani namazda yürüsün yürgün diyebdi, cemaati terk edin diyebdi. Cemaatda hemiyeti. Şunun için İbn-i Kesir tefsir etdi ki, mene şu ayet cemaat farzligini kürseter deydi. Cemaat farzligini delillerden bittesi bu deydi. Eğer cemaat kılıçlı imkanı bu mese, bunda her kim yalgız okuydu. Mesela ceng başlanıp gitti. Düşman köp. Cemaatı böyle degen bu ses, küçümüz yetmeye kaladı. Ama düşman uzağı da kirli yapacaksınız ikin. Şunda her kim yalgız düşmanga karagan halatta okuyordu. Ya düşmanga karab yürgen halatta okuydu ya turgen halatta okuydu. İkilesi hem caiz. Namaziz bitmeye kaldı. Düşmanla toknaştiz. Ceng başlanıp gitti. Bunda namazizi tahir kılas, keçiktiraz. Bir yerde ihtilaflar var. Hazır ayetemiz bu meselelerdi. İmam-ı Kurtubi özlerinin tefsirleri de şu ayetinin tefsirde eti yaptılar ki fihi 11 meseleten. Bu ayette 11 tane mesele var diyebdi. Birincisi Allah Teala ve izâ kunte fihim faqamta lahumus salate ulacide bo'ganingda ve namazını ularga qoyim qilganingda diyebdi. Ravad Darqutni an Abi Ayyash az-Zuraqi. Darqutni Abu Ayyash Zuraqi'dan rivayet qilyapti ki qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi usfan fastaqbalana al-mushrikun. Aleyhim Halid ibn al-Valid ve hum baynana ve baynal qibla. Abu Ayyash az-Zuraqiyat yaptılar ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bir yerlikte Usfan degen mintakada yer dedik. Şimdi aldığımızdan müşrikler çıkıp alıştı. Müşrikler cemaatini emiri Halid bin Valid hal-i İslam'a girmeyen. Ve onlar bizden kıblanın ortası yaptık. Yani kıble tarafımıza turuştuk. فَصَلَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَى سَلَّمْ اَزْزُّهْرَى Peygamberimiz Aleyhisselam bizge peşinde okup verdiler. Hemen bir de cemaat böyle okudu. Taksim bugün yok. فَقَالُوا قَدْكَانُوا عَلَى حَالٍ لَوَسَبْنَا غِرَّتَهُمْ يَكِ غُرَّتَهُمْ Ki müşriler dedi ki, fırsatı kaçırdık dedi. Bu Müslümanlar şunun diye halat dedi ki, kaşkarsı ki ursayı bularadı, peşenesi ursayı bularadı. Yani namaz okuyup duruyordu. Şimdi etraftan şimdi kurşap durup, muhasırak durup, birdenine hücum kıyanımızda bulardı dedi işte. Hani şu yaptı yapırdılar. Şunun için Allah Teala dedi ki, وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتُكُمْ وَأَمْتِعَتُكُمْ وَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا Siz de gaflette kasalarız, birdenine hücum kılıçlıydı haliydi onlar. ثُمَّ قَالُوا تَأْتِيَ الْاَنْ عَلَيْهِمْ صَلَاتٌ هِيَ حَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَيْهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ Ki müşrikler etti ki, emeyle dedi. Hazır ularga şimdi bir namaz geldi ki, bu namaz ularga ferzenderden ve uzlardan hem göre mehbub rağdı yaptı. Bu kaç namaz? Asır namazı. Peygamberimiz Aleyhisselam dediler ki, kimi asır namazı ötüp gitti gönlüse, güven ki bütün ahli halak buptu diyen hadisleri var. Şunu hani müşrikler hem biledi. Uzu kafir. Lekin İslam doğrusu mükemmel malumatları var. Bamdat kendiyi buladı, peşin kendiyi buladı, asır kendiyi buladı. Her bitti namazdı. Namaz doğrusu da mükemmel malumatları var. Kaleyin geplerdi. Hayat yaptı ki ben asır namazı kesin diye yaptı. Bana düşmanlar daim İslam'da mükemmel örgengen. Bizi zamanımızdaki kafirlere dinimizi cüde yakışı bileşerdi. Cüde çukur örgenişerdi. Müslümanlardan göre çukur örgenerdi. Çünkü bilişerdi ki İslam dini ciddi din ve bütün kafirleri korkutadı yan din.
Eğer zayıf din bugün dedi, bunca itibar vermesidir. Kale, fenezele Cibril aleyhisselam bihazil ayeti beyne zuhri vel asri. Raviyat etti ki, kim Cibril aleyhisselam peşimine asır durduğunda bana şu ayeti nazıl kıldı. Dib ki, hadiste ahire geçe kilitir yaptı. Yani bu vakiyeden ayetini nazıl buluştuk sebebini kür yapmış. Şu vakiyeden ki, Halid bin Velid İslam'da kabul kıladı. Ki, Kurtubi ayeti yaptılar ki, İhtilafel ulema fi hazil ayya yani hitabun lin nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yetenevel umara ba'dahu ila yevmil kıyama. Alimler ihtilaf kılıçta açtı ki bu ayetteki hitap ve izâ kunte fihim ulad işi de bugün dediğin hitap peygamberimiz geliyor. Lakin peygamberimizden kiyin kıyamet geçe bütün amirlerde uzun içi al oradı deyişti. Kime delillerde kilitirip Hâze kavlu kâfetil ulema ve bütün ulemaların sözüdür. Ve şezze Ebu Yusuf ve İsmail İbni Uleyye. Ebu Yusuf ve İsmail bin Uleyye. Hani Ebu Yusuf yalgızmaz. Bir neçe imamlar şaz kılıp, yani bütün ahli sünnetke hılap kılışıp, fekâle lâ nusalli salatel khaf ba'den nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Feynel hitâbe kâne khâsan lehu. Ayetçedik ki, peygamberimizden kiyin salatul khaftu okumimiz. Çünkü bir de hitap peygamberimizin hasıydı, deyişedi. Ki cumhur elbette bunu rad kıladılar. Hakikaten merdud. Yukarıda etkenimdik. Şunun için bütün hanefilerde kitaplarda salatul havf zikir kılıngan. Ki ikinci meselede Kurtubi ayeti yaptılar. Ve kad ihtelefetti rivayetü fi hayati salatul havf. Havf namazının hayati körünüşü doğrusu rivayetler herhal boyan. وَاَخْتَلَفَ الْعُلَمَا لِيَخْتِلَفِهَا Şu rivayetler her hıl buyanı için ulamalara mıhtılaf kılışken. فَذَكَرِ اِبْنِ الْقَصَّرِ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ صَلَّهَا فِي عَشْرَةِ مَوَضِعِ İbn-i Qasr'a dedi ki Peygamberimiz aleyhisselam salatul havf'ı 10 yerde okuyanlar. Yani 10 mintakada okuyanlar. قال İbn-i Arabi رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ İbn-i Arabi ayeti yaptılar ki Peygamberimiz Aleyhisselam'dan rivayet kılındı. O kişi Salatul Havf'ta 24 mertte okuyanlar. Yani 24 mertte. Ve kâle İmam Ahmed bin Hanbel ve huve İmam Ahlil Hadis vel mukaddamu fî ma'rifati ilalin nakli fîhî. Ahmed bin Hanbel ayeti yaptılar. Bu kişi Ahl-i Hadis'in imamı ve şu hadislerin nakıl kılıçlarındaki illetlerinin ma'rifatı da en mukaddam bugün alimlerden. لَاَعْلَمَ اَنَّهُ رُوِيَ فِي صَلَةِ الْخَوْفِ اِلَّا حَدِيثٌ سَابِتٌ Ahmed bin Hanbel ayetti ki, şu salatul khawf doğrusu da rivayetlenen hadislerde hammasi sabit hadislerdir bilemen deyipti. Birorta zayıf hadis kelmagan deyipti. وَهِيَ كُلُّهَا صِحَّةٌ سَابِتَةٌ Karin, salatul khawf 24 metre okulgen eken mi? Şularda hammasi sahih hadislerden sabit bo'lgan deyipti. فَعَلَى اَيِّ حَدِيثٍ صَلَّ مِنْهَا الْمُصَلِّ Salatul Khawf ecza'ahu inşallah. Ve Ahmed bin Hanbel en güzel yaptı yaptılar ki namaz okuyduğun adam Salatul Khawf'tı şu 24 rivayetlerden kaysını sizge göre okusa buluradı inşallah diye yaptı. En doğru kavul bana şu. Bu bütün ahli sünnanın kavulu. Hanefilere metedi ki şu sahih hadisteki yan şekilde okusa buldu deydi. Buluradı deydi. Hiç kendi itirazımız yok. Şafiiler hem şunu dedi, Malikiler hem, Hanbeliler hem, bütün ahli sünnet ve cemaat şunu etti. Lakin keyingi ihtilaflar afzaliyette. Hanefiler uzlarının hayatını beyan kılışıp, şunu da yoksa afzalrak bulan deydi. Ve başkaları hem delil itibardan bizimki afzal deydi. Yani ihtilaf afzaliyette. İhtilaf sıhhat demez. Şu rivayetlerde keygen hadislerde kaysının ki amel kısız buluradı. وكذلك قال ابو جعفر الطبري ابو جعفر الطبري هم احمد بن حنبل گپنی айтган شو حدیث‌لرده قایسنسیگه کور عمل قیسین بولوراد دیگان شونی بیلیب آلیلیک منا صحیح حدیث‌لر کیگان اکن شو صحیح حدیث‌لرده قایسنسیگه موافق قیلیب اوقسیک بولورادی و اما مالک و سایر اصحابه الا اشهب فذهبوا الى في صلاه الخوف الى حديث سهل بن ابي حسمه امام مالک و بتون اصحابلار اشهبدن باشقا Ular Salatul Khawf doğrusuda Sahl bin Abu Hasma'nın hadisiga yurdular. Şu hadisga amal qildilar. İmam Malik bu hadisni o'zining muvattosida keltiradi. Sahl bin Abu Hasma aytibdiki, "Anna Salatul Khawf an yaquma al-imamu wa ma'ahu ta'ifatu min ashabihi
ve taifatun muacihatul adu. Korku namazı imam turadı namazga ve ashablardan bir taifa bilan birga turadı, başka taifa düşmanni muqobilada bo'ladi. Fa yarka'u al-imamu rak'atan ve yasjudu billazina ma'ahu summa yaqum. İmam bir rakat namaz okuydu ve arkasındaki cemaatle secde kıladı ki kıyamge turadı. Feyze esteve kaymen sebete. Kıyamge turgendeki imam sabıdıp kaladı. Ve atambul enfuzihim rakat el baqiyete. Arkadakiler ikinci kagen rakatı bitir o alışadı diyordu. Hani malikiler telle geldi. Arkadaki cemaat imam turgendeki ular devam ettirişi uğradı. İmam tur uğradı kıyamda. Ayetelik ki kıraatını uzunluğa kıladı. Keyin summa yusallimun salam berishadi va yansarifun va ketishadi dushmanning muqobiliga. Valimamu qoyimun imom esa turib tahliya qiyomda. Fa yakununa wujahal adu bular namozni bitirganlar dushmanning muqobiliga turdimi? Summa yuqbilu axarun allazina lam yusallu. Keyin namoz o'qimagan boshqa jamoat keladi fa yukabbiruna wara al imam. Imomning orqasida takbir aytishadi fa yarka'u bihi marakata va yasjudu. İmam ular bilan yana bir rakatda o'qiydi, sajda qiladi, summa yusallim. Keyin imom namozi bitdi-ku, salom beradi. Salom bergandan keyin fayaqumuna orqadagi jamoat o'rnidan turadi va yarka'una lianfusihim rakatal baqiyata summa yusallimun. Qolib ketgan rakatni o'zlari uchun o'qishadi, keyin salom berishadi, deyapdi. Molikiylarda mashhur bo'lgan amal mana shu. Endi ular aytadiki, mana shu hadisdan bizda dalilimiz bor deydi va Hanafilardan ko'ra afzal deganimiz sababi Hanafi mazhabida bir rakat bitgandan keyin jamoat boryapti, kelyapti, tushunizmi? Amal namozdan tashqari amal ko'payib ketyapti, deyapti. Biz aytganimizda yo'q u narsalar. Jamoat namozga kirdimi, bitirib keyin chiqyapti deydi. Shuning uchun bizniki afzal deydi. Bizning zamonimizda Hanafilar bo'lsa edi, shu Malikilar so'zini olar, to'g'ri. İşte yurmas ekan, bir joyda bitirar ekan. Aynan bizning fikrimizga to'g'ri derdi. Ammo Abu Hanifa aytyapti, yo'q deyapti. Bir rakatdan keyin borat dushmanni muqobiliga deyapti. Qarang, Hanafi mazhabida namoz ichida qancha yursa bo'lar ekan. Bir uzr sabab bo'lgandan keyin. Ibnul Qosim aytadiki, Malikiylardan. Endi Qurtubiy Maliki bo'lganligi uchun Malikiylar so'zini ko'p keltiryapti. Ba'zi kishilar va Hanafilar kitobini o'qib turib, bu Hanafilar ha deb Abu Hanifa deyoradimi deydi. Hamma ulamo shunaqa ekanda nima qilaylik? Mana Suyuti ko'ryapsizki, ha deb Shofiy Shofiy deyapti. Ibn Kasir ham ha deb Shofiy deydi. Nima e'tiroz qilamizmi biz? Alloh rozi bo'lsin, ustozini gapiradi. Hanafilar ham Abu Hanifani shogirdi bo'lganligi uchun Abu Hanifani gapiradi. Buni yomon yeri yo'q. Har kim ustozidan naql qiladi. Mana Qurtubiy qanchalik mashhur tafsir, lekin Malik Imom Malikning fikrlarini ko'p keltiradi. Mana Ibnul Qosim aytayaptiki, Imom Malik avvallari Yazid bin Rumonning hadisini olardi, summa roja'ila haza. Keyin uni tark qilib bu hadisga o'tdi. Sahanni hadisini oldi deydi. Abu Umar aytadi ki, Yazid bin Rumonning hadisi bilan hozirgi Sahnning hadisi ikkalasi ham Solih bin Havvatdan u illa anna baynahuma faslan fi salami. Lekin salom masalasida o'rtalarida farq bor. Yuqoridagi hadisda ko'rdingiz, imom ikkinchi toifa bilan salom beradi ikkinchi toifada. Keyin ular turib namozni o'qib olishadi. Lekin Yazid bin Rumonning hadisida annahu yantaziruhum va yusallimu bihim. Qarang, Yazid bin Rumonning hadisida esa imom namozini bitirgandan keyin salom bermaydi. Orqada ikkinchi jamoat ikkinchi rakatni o'qiyapti-ku. Ikkinchi rakatni o'qib bo'lib o'tiradi. Ularda attahiyot o'qishigacha kutadi. Keyin ular bilan birga salom beradi imom. Tushundingizmi? Birinchi jamoat bilan boshlab, ikkinchi jamoat bilan birga bitiradi. Shunda hamma ko'yangi birga boshlab, birga bitirgandek bo'ladi. Qarang. Bu ham fazilat tarafi bor. Hamma birga boshlab, birga bitiryapti. Haqiqiy jamoat bo'lyapti deydi ular. Shuning uchun mana shu afzal deydi. Va bihi qala Shofi'i. Imom Shofi shuni aytadi. Shofi'ning mazhabi shu. Va ilayhi zahaba. Va shu qavli o'ziga mazhab tutdi. Qala Shofi'i, Shofi aytadiki, hadisu Yazid ibn Ruman, Yazid bin Rumonning hadisi Hazash ashbahul ahadisi fi salatil khawfi bi zahiri kitabillahi va bihi yaqulu. Shu salatul khawf to'g'risidagi hadislarda ichida Allohning kitobini zohiriga eng o'xshaydigan hadis mana shu deyapti. Tushundingizmi?
Kur'an'ın zahiriga eng yakın bo'lgan hadis mana shu. Shuning uchun men ham shu hadisga ko'ra fatvo beraman va bihi aqulu. Shu hadisga ko'ra aytaman deyapti. Keyin Qurtubi aytibdilar-ki, endi Imom Molik bu hadisni oldin olib, keyin buni tarqilib nadagi hadisga o'tganligini sababi shuki, anna al-imam laysa lahu an yantazira ahadan sabaqahu bi shay minha. Ya'ni namozda imom qolib ketganlarni kutib o'tiradi degan narsa yo'q. Dinda. Shuning uchun imom nimaga ularni kutib o'tursin, deyapti. Va anna sunnatal mujtama alayha, butun ulamolar tarafidan ijtimo qilingan, birlashtirilgan sunnat shuki, an yaqziyal ma'mumun masubiqu bihi ba'da salamin imam. Ma'mum, ya'ni jamoatga kech kelgan odam imom salom bergandan keyin qolib ketgan namozini bitirishligidir. U yana ham to'g'ri bo'ladi, deyapti. Abu Sa'ur ham Imom Molikning qavlida وقال احمد كقول الشافعي في المختار عنده احمد بن حنبل yuqoridagi gapni aytdi lekin u ham baribir afzaliyatda ixtilofga kirganda Ahmad bin Hanbaldagi muxtor qavl Shofiyning qavli. Tushundingizmi? Ikkinchi jamoat bilan birga salom berib bitiradi deydi. Va kana la ya'ibu man fa'ala shay'an min al-awjuh al-marwiyati fi salatil khawf. Va Ahmad bin Hanbal shu salatul khawf to'g'risida rivoyat qilingan ko'rinishlardan qaysidir bir hadisga amal qilgan odamni ma'lumot qilmasdi, ayblamasdi. Va zahab ashab min ashabi Malik ila hadisi Ibn Umar. Imom Malikda ashablardan, shogirdlardan ashab Ibn Umarning hadisini mazhab tutdi. Ibn Umar aytibdiki, qala salla Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salatal xofi bi ahda toifatan rakatan va toifatul ukhra va toifatul ukhra muwajihatul aduwi. Peygamberimiz aleyhisselam havf namazını şu iki taifanın bittesinden bir rekat okudu. Başka taife düşmanın yüzü de, mukabile de. Summan sarafu. Kiyin arkadakiler ketti. Ve kamu makam ashabihim. Mukbilin alel adu. Peygamberimizin arkasında bir rekat okuyan sahabeler. Düşmanın mukabile de bugün sahabeler de onu getirdiler. Ve ca'u leyke. Düşmanın mukabile de turgenler. Resulullah'ın arkasına geldi. Sunna salla bihim an-nabiy sallallohu alayhi vasallam rakatan. Kim payg'ambarimiz alayhisalom ikkinchi toifa bilan ham bir rakat o'qidilar. Summa sallama an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Kim payg'ambarimiz alayhisalom salom berdilar. Summa qaza haulay rakatan va haulay rakatan. Kim bular bir rakat qazo qildi, ular ham bir rakat qazo qildi, deyapti. Ya'ni bu hadis mana zohiri Hanafilarning qavliga yaqin bo'lyapti. Ko'ring, summa qaza haulay rakatan va haulay rakatan, deyapti. Bu jamoat bir rakat qazo qildi va u jamoat ham bir rakat qazo qildi, deyapti. Demakki, mana bu hadisga ko'ra sahobalar, ya'ni Hanafilar shuning uchun shunday deyapti. Hadis zohirida qarang, sahobalar bir rakatni o'qib ketdi dushmanning muqobiliga. Ular kelishdi. Kim bular ketadi? Ular keladi. Va har jamoat qolib ketgan bir rakatini qazosini o'qiydi, deyapti. Va qol ibn Umar fa iza kana khawfun aksara min zalik. İbn Umar aytki, agar qo'rquv bundan ham ko'p bo'lsa, solla rokiban aw qoiman, yumyu iman. Bunda mingan holatda, ot mingan, tuya mingan holatda va qoiman tikka turgan holatda va hatto yurib ketib turgan holatda ham namoz o'qib ketaveradi. Imo ishora qiladi. Rukku sajda qilamaydi, lekin yurib ketib turgan odam. Imo ishora qilib namoz o'qib ketaverasiz. Masalan, dushmanga qarab düşmansızlığa karab yürüdünüz, sen düşmanlığa karab yürüyorsunuz, namaz okuyorsunuz. Allahu Akbar dediniz, namaz okuyorsunuz. Kural yüzü şu var yalnız, kılıç düşü var yalnız. Kolu bağla şartmaz. Kolu bağlasız, kılıçsız çıkıp giderdi. Kalaşını göp çıkıp giderdi. Kalaşını göp düşüp, düşmanlığa toğla valası da, Subhanaka Allahümme dir, okuyup giderdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ki kul vallahu had. Allahu Akbar, Subhani Rabbil Azim. İş arablan gidi, düşman, köyü düşmanlığa buladı. Esal boshingizni egasiz. Kalajni ko'p dushmanga qaragan. Keyin samiya Allohu liman hamida. Allohu akbar ko'proq engashasiz, ko'zingiz dushmanda. Subhana robbiyal a'la. Shunday qilib o'qib dushmanga qarab ketaverasiz yurib. Tushundingizmi? Dushman ham aytadi, menga badduo qilyapti bu deydi. Bu bilan urushib bo'lmaydi deydi. Qochaveraylik deydi. Musulmonlarda duosi qabul bo'ladi deb eshitganmiz deydi. Qancha odamni og'zi qishayib qo'ygan deydi. Shunday qilib o'qib ketaverasiz. Agar dushman kelib qolgan bo'lsa, to'xtab turib men namozimni bitirib olay demaysiz. Unda otasiz, unda
Yani Şafiiler dedi ki yengil urusça namaz buzulmayan deydi. Bittik de adamda at var siz. Namaz buzulmaydı. Hanefiler dedi ki bitti at dizi mi namaz buzuldu deydi. Çünkü namazdan taşkan edildi. Cengi kırış dizi yendi. Uruş yapsız deydi. Namaz buzuladı deydi. Şafiiler dedi ki kattık cengi kırış gitsiz. Tarılatıp cemaatını töküp de şey yapsız. Bunda namaz buzulup gidiyordu. Yani bana şu hadisini hani iman inşallah kılı namaz okuydu. Ve kıble başka tarafta kasayam şariyet ruhsat bir uğradı sizge. Mesela kıble oyun tarafta, düşman çap tarafta durdu. Düşman ge tezkere yürür mü ki? Düşman ge karayasız da, o vakitte şariyet sizge kıblenin farzlığını keçirirdi. Karayın Allah-u Teala'nın merhametini. İbn-i Umar'ın hadisini ahiracahul Bukhari ve Muslim ve Malik ve gayruhum. Karayın. Bukhari, Müslim, İmam Malik ve başkalar keltirgen sahih hadis bu. Hanefilerge bir kısmıge dalil bo'lyapti. Ve ile hazi sifati zahabel avza'iyyu. Avza'i hem bana şu sıfatını tanlaganlar. İmam Avza'i. Ve huve allazi irtazahu Abu Umar İbn Abdülber. İbn Abdülber, cüda meşhur muhaddis, müştahit alimlerden. Şu kişiye bana şu hadisini tanlaganlar. Ve kala, leennehu asahuha isnaden. Ve bu kişi deyipti ki, çünkü bu hadis sened itibarından en sahihidir deyipti. Demek Hanefilerde tanlayan kavlu, salatul havf sıfatı sened itibarından en sahih bu yanıdır. Kim vakad varada bi nakli ahli Medine. Ve bu hadis Medine ahlinin nakli bilen varid buluyordu. Yani ravilerin Medine'li kişiler. Ve bihim el hüccetu ala men khalafahum. Ve Medine ahli bilen ularga karşı çıkanlarga hüccet kaim bulan deyipti. Yani Malikilerde Medine'liklerde alohida bir derecesi var. Yani ilim merkezi bu geldiği için. Ve lennehu eşbehu bil usul. Yani bu hadiste agenliğinin sebebi usulgeyem en okşu uçu deyipti. Usul kanunlarına karagen deyem en yaş hadis deyipti. Yani bana şu hadis hani Hanefilerde agen delili. Hem sened itibardan hem dirayet itibardan. Hem rivayet hem dirayette en hakikatine yakın deyipti. لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. Çünkü birinci taifeyim, ikinci taifeyim kap ketken bir rekatını Peygamberimiz Aleyhisselam namazdan çıkkanıdan keyin kaza kılışı etti. Şimdi mi? Hanefiler de etkeni şurada. Birinci taifeyim Resulullah çıkıp ketkenden keyin kaza kıladı, ikinci taifeyim. وهو المعروف من سنته المجتمع عليها في سائر الصلوات. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o şey namazlarda bütün ulamalar tarafından ittifak kılınken sünnetlerden tanılgen halat şu. Sünnet sünneti bulardı. Kim Kurtubi aslında şu yerde Ebu Hanife'nin zikir kılışkere gidiyor. Allah'a da zikir kılıyor. Tuammel kufiyyun Ebu Hanife'te ve ashabuhu illa Ebu Yusuf el-Kadi Yaqub ve zahabu ile hadisi Abdullah ibn Mas'ud. Ebu Hanife ve onun şagirdleri, Ebu Yusuf teşkarı. Ebu Yusuf salatul havfi yok dedi ki o. Ular Abdullah ibn Mesud'un hadisini aldılar. Ahracahu Ebu Davud ve Darukutni. Bu hadisini Ebu Davud ve Darukutni ile kilitirgen. İbn Mesud de yaptı ki, Kale salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatul havf fe kamu saffayni. Resulullah korku namazını okudular, sahabeler iki sahabe buldu. Saffen. Halfen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve saffen müstakbil el adu. Bir saf Peygamberimiz arkasında, başka bir saf düşmanı mukabilede. Fesalla bihim en Nebi sallallahu aleyhi ve sellem raketen. Arkadaki cemaatke Peygamberimiz bir raket okudular. Ve cel aharun fe kamu makamehum. Başka cemaatke de buladı cahaya getirdi. Ve istakbile havule el aduve. Bir raket okuyanlar ise düşmanga yüzlendi. Fesalla bihim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sümme selleme. İkinci cemaatten Resulullah bir rekatte okudular da ki selam verdiler. Fekame haule. Bunlar onudan durdu da. Fesallahu li enfusihim rekatten. Summe sellemu, summe zehebu. Bunlar yine bir rekat uzları okuştu. Ki selam verişip kittiler. Fekamu mekame uleyke müstakbinin adu. Ki düşmanı mukabilede türügenler de onluge barıp durdular. Ve raca'a uleyke ile mekamihim. O yani birinci taife yerlerine gelişti. Fesallahu li enfusihim raketen. Kim bir raket okuştu. Sümme sallamu kim salam verişti. Ve hazi sifatu vel hayatu hiyel hayatul mezguratu fi hadis ibn Umar.
Endi mana shu sifat ko'rinish hammasi Ibn Umarda hadisda ham zikr qilingan. Bir xil illa anna baynahuma farqun. Lekin o'rtalarida bitta farq bor. Wa huwa anna qaza ulayka fi hadis Ibn Umar yazharu annahu fi halatin wahidatin wa yabqa al-imam kal-harisi wahdahu. Lekin Ibn Umarning hadisida zohir bo'ladiki, bu hali bitta holatda farq bo'ladi. Imom ya'ni yolg'iz o'zi xolisda qolyapti. Wa huna qazauhum mutafarriqun ala sifati salatihim. Lekin bu yerda esa mana namozning sifatida farqli bo'lyapti. Vaqat avvala ba'zihum hadis Ibn Umar ala ma ja'a fi hadis Ibn Mas'ud. Ba'zi ulamolar esa Ibn Umarning hadisini Ibn Mas'ud hadis bilan bir xil deb tushuntirishgan, sharhlaganda. Farqi juda oz bo'ldi. Ya'ni shunday hadisdagi zohirdagi farq shuki, Ibn Mas'udning hadisida ikkinchi toifa payg'ambarimizdan bir rakat o'qigandan keyin turib ikkinchi rakatni o'qishyapti. Tushundingizmi? Namozlarni bitirgandan keyin boryapti, keyin birinchi toifa kelib turib ikkinchi rakatni o'qiyapti. Lekin men mana bahsni boshida aytdim Hanafilarning qavlini. Hanafilarning qavli Qurtubi aytgandek Ibn Mas'ud hadisiga ko'ra emas, Ibn Umarning hadisiga ko'ra. Tushundingizmi? Ba'zan ulamolar shunday qavllarni noto'g'ri joylarga qo'yishadi. Qurtubi ham biladiki, masalan Hanafilarda bir nechta fatvo bor. Ya'ni katta ulamolar bir ish qilyapti deganda ham ochiq bir xiyonat qilmaydi, ochiq bir xato qilmaydi. Qurtubi yaxshi biladiki, Hanafilardagi rojih bo'lgan, afzal bo'lgan qavl butun fiqh kitoblarida tanlangan qavl Ibn Umarda hadisida kelgani. Ibn Mas'ud hadisida kelgani emas. Lekin Ibn Mas'ud hadisiga ko'ra ham fatvo bor. Sahlda hadisiga ko'ra ham fatvo bor. Chunki aytdimki, Hanafilar ham butun hadislarga amal qilsa bo'laveradi deydi. Qurtubi Ibn Umarda keltirmadi Hanafilardagi, chunki u eng sahih hadisidiki u. Tushundingizmi? Dirodiyatga ham eng yaqin, usulga ham eng yaqin bo'lganligi uchun achchig'i keldi Hanafilar tursin chekada. Ibn Abdilbar Molikiylardan u kishi ham. Avzoi endi to'rla mazhabdan tashqari boshqa bir mujtahid ahli sunna ulamolardan. Hanafilar alohida qilib keltirib turib, keyin yana qarin oxirda o'zicha insof qilib adolat qilib Ibn Mas'ud bilan Ibn Umarda hadisini ba'zan bir qilib qo'yishveradi, deyapti. Va Savri ham Ibn Mas'udning hadisiga yurgan. 3 rivoyat bor Savridan, bitta rivoyati mana shu. Abu Davud, Huzayfa, Abu Hurayra, Ibn Umarning hadisdan rivoyat qilgan hadisda annahu alayhi salam solla bi kulli toifatin rakatan va lam yaqdu. Payg'ambarimiz alayhi salam har bir toifa bilan bir rakatdan namoz o'qidilar. Va keyin sahobalar qolganini qazo qilmadi deb keladi. Ibn Mas'udning hadisining muqtazosi ham shu edi. Va hazza qavli Ishaq, Ishaqning qavli shu. Ishaq aytadiki, mana bir rakatdan o'qiydi. Imom 2 rakat o'qiydi, jamoatlar 1 rakatdan o'qiydi xolos. Qurtubi aytayaptilarki, anna hadisa Ibn Mas'ud la taqum bi hujjatun. Ibn Mas'ud hadisi bilan hujjat bo'lmaydi, deyapti. Yuqorida 101-chi oyatni tafsirida ham aytdik-ku, xavf namozi 1 rakat deyishdi. Aytayaptiki, bundan hujjat qoyim bo'lmaydi, deyapti. Endi Huzayfa va boshqa sahobalar valam yaqdu degani qazo qilmadilar, deyapti. Lekin bu roviyni ilmi, deyapti. Ay fi ilmi man rawa zalika. Shu voqeani rivoyat qilgan roviyni ilmida ular qazo qilishmadi. Ya'ni Rasulullohdan emas bu. Va holanki sahobalar o'sha namozda o'sha rakatni qazo qilganligi to'g'risida rivoyatlar bor. Hozir o'qib ko'rdik-ku mana rivoyatlarni. Va shahadatu man zada aula, bir hadisni rivoyat qilganda ziyoda qilgan sahobani so'zini guvohligi avlodir, deyapti. Shuning uchun Ibn Mas'ud Ibn Abbosda hadisi olinmaydi, deyapti. Ya'ni bir rakat o'qilmasin, deyapti. Va yahtamil an yakuna al-murad lam yaqdu ay lam yaqdu iz aminu. Qazo qilmadilar deganda ma'nosi balki xotirjam bo'lgandan keyin qaytarib o'qimadi degani bo'lishi ham mumkin, deyapti. Muslim Jobirdan rivoyat qilgan hadisda
Peygamberimiz aleyhisselam salla bi taifetin rakateyni summe taharu. Peygamberimiz aleyhisselam birinci taife bilen iki rakat namaz okudular. Kin o birinci cemaat çıkıp gitti namazdan. Ve salla bi taifetil uhra rakateyni. İkinci taife bilen iki rakat okudular. Kale fekâne li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem erba rakatin ve lil kavmi rakatani. Ve ettiler ki peygamberimiz iki tur rakat buldu. Kavimlerdeki bu ise iki rekat, iki rekat buldu. Ahracahu Abu Davud ve Darukutni. Abu Davud'dan Darukutni'ye rivayetildi. Bu yine bitti suratı, yine bitti görünüş böyle yaptı. Lekin bu ayet yaptılar ki, وَزَكَرَ ف۪يهِ اَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكَتَيْنِ Peygamberimiz Aleyhisselam her iki rekatta salam bir aradığını yaptı. Demek ki Peygamberimiz kaytarı buku yaptıken namazdı. Ahracahu Daruqutni ayzan anil Hasan an Cabir. Daruqutni yana Cabir'den kiltir yaptı ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla bihim rakateyni summe selleme. Summe salla bil ahareyni ve rakateyni summe selleme. Resulullah bir cemaat iki rakat namazı okup salam verdiler ki ikinci cemaat ki yine iki rakat okup salam verdiler de yaptı. Kal Ebu Davud ve bizelike kenel Hasan yufti. Ebu Davud dedi ki Hasan-ı Basri şu hadise göre fetva verirdi. Ve ruvi ani Şafii. İmam-ı Şafii'de de bana şu fetva rivayet kılıngan. Ki bana şu hadiste cumhur delil kıladı ki yani imam bilen ma'mumun niyeti bitti buluşu şart mesek yani. Peygamberimizin birinci okuyan namazı farz idi, ikinci okuyan nafil idi. Nafil oku yaptılar ama ikinci cemaat farzı niyet kılı yaptı. Demek ki nafil oku yaptığın adamın arkasında farzı okusa bulurarken değildi. Şunun için Avza'i, Ahmed bin Hanbel, Davud Zahiri ve Şafii'ler etedi ki mesela yaş balan arkasında kattalar namaz okusa bulurarken değildi. Hanbeliler etedi sünnette oku yaptığın adamın arkasında farzı okusayım bulurarken değildi. Ve salatul havf doğrusu bundan başka kavullar hem var. Başka kavullar hem rivayet kılıngan. Yani hazırca bana şu kifaya kıladı. Allah Teala Mena ve izze kunte fihim fe kamte lehumus salate ulal işlerde buyganinde ve ularge namazı kayım kıyganinde fel tekum taifetu minhum ma'ak ulardan bir taifesiyen bilen birge busun, dursun diyepti. وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَقُرَالَّرِنَا أَلْسِنْلَرْ diyebdi. Demek namaz okuyup dururken deyem kurallarını alıştık. Ulamalar şimdi iki de meselen zikir kıladı. Biri hükümde ikincisi halette. Hüküm halet çünkü namazda kuralını alıştık. Namazda hem kuralda koymaslık. Şu salatul havfke has mı? Korku boyunca vakitte mi? Ya mutlak mı? Köpçüle getirdi ki korku halatı ya has deydi. Çünkü Peygamberimiz aleyhisselam Medine'de namaz okurdular. Sahabeler kuraldan kemez idiler. Hatta ki tavafta kuraldan tavaf kılışıdan men kıyanlar. Bazar giyen kuraldan kılışıdan men kıyanlar. Hani kılıç, tığ başkalarına getirip gitmesin de. Şunun için köpçülük etedi ki bu namazıya has değil. Salatul havfke, korku halatıya has değil. Bazı etedi bütün halatlarıya has değil. İkinci mesele hükmü doğrusu. Bazılar şu kural alışlığı vacib değil, bazılar sünnet değil. Şu vacib diyenler halatı bölse buladı. Korku halatı vacib. İkide kavul diye mesela tatbıksız. Adli halatlarda sünnet. Biz ecdatlarımızı emeliye karasız. Şu musafirler, yaş kettiler ne kadar? Daim yanında kılıç bulardı. Ne çıkarsa yeltir ediyen, kuyaştık, parlayan kılıçları bulardı. Ne, bıçakları bulardı, ya hancarları bulardı. Şu amelden malum bu yaptı ki, Hanefi mezhebi deyim, daim kurallı yürüyüşlük sünnet eken. Daim.
xatar bo'lganda düşman kelganda esa yana ham qurollangan bo'lasiz. Alloh taolo shu namozda ham valiya huzu aslihatahum qurollarni olsinlar deyapti. Silah qarin Alloh taolo valiya huzu suyufahum demayapti. Qilichlarni olsin demayapti. Qurollarni olsin deyapti. Qur'onning mo'jizaligida bu. Aya suyufahum degan dedi ulamolar tortishardi. Alloh taolo qilich debdi ekan. Demek ki namazda kılıç bulsun mu? Kalaşını göp bulsa bu muydu mu? De bu ıhtılap kılıç aradı. De ki Allah-u Teala kurallar dedi mi? Demek her zamanda kendi kural çıksa o şey kuraldı kötüleyen halette namaz okuyuz. Bazıda yengil kural, bazılar ağır kurallardı kötüleyen halette. Tayyar bulup namaz okuyuz. Sacdaki bari yaptırken de sekin yerge koyup namaz okuyuz. Zarar yok onu. Sacdan tur yaptırken de yani alıp, kötarıp namaz o'qirasiz. Harbiy sohani qanchalik muhimligi ko'rinyapti. Alloh taolo harbiy sohaga targ'ib beryapti, buyuryapti. Valiyahuzu aslihatahum. Qurollarini olishsin deyapti Alloh taolo. Namozda qarang. Demak, ibodat bilan siyosat, harbiyat bab-barobar ketishlik kerak. Ibodat oldiga o'tib ketib, harbiyat siyosat orqada qolib ketmasin. Yoki siyosat oldiga o'tib ketsa-da, harbiyat orqada qolib ketsa, u ham bo'lmaydi. Faiza sajadu sajda qilganlarida ikkita ma'nosi bor. Biri haqiqiy ma'nosi sajdaga borsalar deb. Ikkinchisi namoz o'qisa deb. Bunda bir rakat bo'ladi. Bir rakat namoz o'qisa degan ma'noda. Bunda sajda bir rakat namoz ma'nosida kelyapti. Fal yakunu min varoikum orqalaringizda bo'lsinlar. Deyapti. Shu yerda valiya huzu aslihatahum qurollarni olsinlardi ba'zilar aytadiki bu imomni orqasidagi toifa emas narigi toifa deydi. Tushundingizmi? Ikki xil tafsir bor. Zohirga qarasangiz imomni orqasidagi toifaga dalolat qilyapti. Bular sajdaga borgandan keyin masalan bir ruku qilganda bir harakatni o'qigandan keyin orqalaringizdan borsin. Falyakunu min varoikum deb buni ham ikkita tafsiri bor. Bir rakat o'qiganlar orqalariga borib tursinlar. Dushmanni muqobilaga tursin. Valtati toifatin uhro, toifatin uhro, boshqa toifa kelsin. Desizam bo'ladi yoki boshqa bir tafsir. Faiza sajadu birinchi toifa sajdaga borganlarida falyakunu min varoikum, narigi toifa orqalarida tursin degan tafsiri ham bor. To'g'ri bular hammasi. Lam yusallu falyusallu ma'ak. Namoz o'qimagan toifa kesinda sen bilan birga namoz o'qisin. Vali akhuzu hizrahum aslihatahum. Alloh taolo yana takror etyapti, qarang. Qurollarini olsin deyapti. Bu yerda faqatgina qurolni aytmayapti, hizr ham aytyapti. Ehtiyot choralarini olsinlar va qurol yarog'larini olsin deyapti. Demak, namoz ehtiyot chorasi va qurol. Hammasi barobar bo'lishligi. Bitta oyatda zikr qilyapti Alloh taolo. Qarang, Qur'onda kelyapti bu. Kim inkor qilsa kofir bo'ladi. Bizning zamondagi musulmonlar bu oyatlarning ma'nosini bilmaydi-da, shuning uchun tarovihlarda mazza qilib o'qishaveradi. Bilsa o'qigani qo'rqib qolishadi. Namoz ichida ehtiyot choralarini ko'rsin va qurol yaroqlari bo'lsin deyapti. Dushman har qanday dushmanlardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Tayyor bo'lishingiz kerak. Doim o'zingizni himoya qilishlikka joningizni, diningizni islomiy vataningizni himoya qilishlikka doim tayyor bo'lishligingiz kerak. Ojiz, qo'rqoq, xor bo'lmasligingiz kerak. Namozning ichidagi Alloh taolo qurol yaroqqa buyuryapti. Va shu bahsga kirishdan oldin men aytdimki, oldin jamoat bo'lib o'qiydi, jamoat imkoni bo'lsa yolg'iz o'qiladi, turib, bo'lmasam yurib o'qiladi, imo ishora qilib, uni ham imkoni bo'lmasa namozni ta'xir qiladi. Ibn Kasir shu to'g'risida uzun bahs qilgan. Hozir dars cho'zilib ketmasin deb uni o'qimadim. Xulosasini aytib beramanki, aytadi, jumhur aytadiki, namoz ta'xir qilinmaydi. Ba'zi qavullarda mana Ibn Kasirdan o'qib beryapman, nozik masalalar bo'lganligi uchun o'qishga majbur bo'lyapmiz. Va qala Isaq bin Rahaway, amma indal musayyafati fayujzika rakatun wahidatun. Isaq bin Rahaway aytayaptilarki, Buxoriyning ustozi
qilish jang boshlangan vaqtda bir rakat kifoya qiladi deyapti. Yumi biha iman iymon ishora qilib o'qiysan. Faylam taqdir agar qodir bo'lmasang fasajdatun vahidatun bitta sajda qilsang bo'ldi deyapti. Qay namoz uchun. Lianna hazikrullohi u ham zikrdir deyapti. Va qala al-axarun va boshqa ulamolatki takfi takbiratun vahidatun. Bir takbir takbir kifoya qiladi deyapti. Qarang bir rakat o'qiysan Ali yuqorida 4, 3, 2 ular boshqa masala. Bir rakat o'qi, bir rakatga qodir bo'lmasang, bitta sajda qilsang bo'ldi deyapti. Shu namozni ado qilgan bo'lasan deyapti. Chunki bu ham zikr deyapti. Va ba'zi ahli sunna ulamolar aytayaptiki, sajdaga ham qodir bo'lmasang, bitta takbir aytib qo'ysang bo'ldi deyapti. Allohu akbar desiz, namozni bajargan bo'lasiz. Lekin Ibn Kasir aytayaptilarki, fala'allahu arada rakatan wahidatan. Takbirdan maqsadi balki o'sha bir rakatni qasd qilib qilyap turgandir deyapti. To'g'ri, jumhur aytadiki, illoki namoz o'qisin deydi, lekin qarang, ba'zi ulamolar bitta takbir aytsang ham bo'laveradi deyapti. Va Ibn Kasir aytayaptilarki, va minal ulama olimlardan ba'zilari man qola shunday dedilarki, yusalluna wal halatu hazihi rakatan wahidatan. Li hadis Ibn Abbasin al-mutaqaddim. Ibn Abbosning o'tgan hadisiga ko'ra bir rakat namoz o'qiydi o'sha qo'rquv kuchayib ketgan holatda. Va bihi qol Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal fatvosi ham shu. Qolal Munziri fil Havashi. Munziri hoshiyalarda aytadiki, va bihi qol Ato va Jabir val Hasan va Mujahid val Hakim va Qatada va Hammad. Va zahaba ilayhi Tavus va Zahak. Shular hammasi aytayaptiki, bir rakat o'qiydi deyapti. Va buni endi jang kuchayib ketsa deyapti. Yuqorida Qurtubi aytdiki, Ahmad bin Hanbalni qovli bilan Shofiyniki bir xil dedi. Har jamoat baribir 2 rakat o'qiydi dedi. U jang kuchaymagan holat. Uzoqda dushmanlar turibdi, hali jangga kirishgani. Ammo jang boshlanib ketsa, bir rakat o'qisang bo'ldi deyapti. Laqad haka Abu Asim al-Abbadi an Muhammad bin Nasr al-Marvazi. Abu Asim Abbad Muhammad bin Nasr al-Marvazidan rivoyat qilyaptiki, annahu yaroradda subhi ila rakatin fil xawfi. Bomdod namozini qo'rquvda bir rakat o'qishlikka fatvo bergan ekanlar. Va ilahi zahaba ibn Hazm ayzon. Ibn Hazm ham shu qovulni olyaptilar. Jumhurda qovli shu. Eng kamida bir rakat o'qiysan, namozni tark qilmaysan deydi. Lekin ba'zi ulamolar agar jang boshlanib ketadigan bo'lsa, namozni ta'xir qilasan deydi. Hanafilarni qavli ham shu. Masalan, mana Xandaq jangida payg'ambarimiz alayhissalom namozni ta'xir qildilar. Asr namozini. Bir rivoyatda peshinni ham ta'xir qildilar. Keyin shomdan keyin tartib bilan o'qib oldilar Xandaq jangida. Va yana payg'ambarimiz alayhissalom sahobalarni Banu Qurayzaga jo'natib turganlarida mujohidlarga aytdilarki, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Qurayza. Sizlardan hech kim asr namozini Bani Qurayzaga borishdan oldin o'qimasin dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom qarin sahobalar jo'natdi. Yo'lda ketishyapti. Fa'drakatkum as-salatu fi asna at-tariq. Yo'lda namoz vaqti o'tib qoldi. Shunda sahobalar ixtilof qilishdi. Ba'zilarki namozni o'zini vaqti o'qishlik farz dedi. Payg'ambarimiz bizga asr namozini Bani Qurayzada o'qinglar deyishdan maqsadi tezroq boringlar degan maqsadda aytdi deb o'qidi. Ba'zilar aytdiki, yo'q. Payg'ambarimiz arasidan Bani Qurayzaning masofatini yaxshi biladilar. Bizga aytyaptilarki, asr namozini o'sha yerda o'qishlar deyapti deb yo'lda o'qimaymiz deyshtdi. Va yo'lda o'qimadi. Bir toifa yo'lda o'qidi, bir toifa Bani Qurayzaga borib, Bani Qurayzaga borganda shom bo'ldi, keyin namoz o'qishdi. Va ishni bajarib kelgandan keyin Valam yu'annif Rasululloh ahada min al-fariqayn. Kim kelib aytdi, ya Rasululloh, biz hadisingizni shunday ikki xil tushundik. Ijtihod qildik, ba'zimiz o'qib oldik, ba'zimiz o'qimadik deganda payg'ambarimiz alayhisalom ikkala toifani ham rad qilmadilar. Qarang, ikkalasi ham to'g'ri bo'ldi. Ikkalasi ham haq bo'ldi. Shu ahli sunnaning o'rtasidagi ixtiloflar shunday. Rasululloh aytmadiki, nimaga ixtilof qilasizlar? Uyalmaysizlarmi? Nima qilganlaringiz bu? Demayaptilar. Ixtilof qildi, ikkalasini ham ma'lumot qilmadi. Shuning uchun ahli sunnani o'rtasidagi butun ixtilofli qovullar, modamiki bir oyat hadisga zid bo'lmasa, u hammasi haq deymiz biz. Shuning uchun men butun fatvolarni olaman. Butun fatvolarni o'zini joyiga qo'yamiz. Rasululloh man qilmadi-ku buni.
Endi men bu yana bu narsaga kirib ketdim. Nima demoqchiman men? Bilasizlarki islom dinida eng muhim masala tavhid, iymon. Undan keyin namoz. To'g'rimi? Undan keyin namoz. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom bir siyosiy masala, bir harbiy masala uchun sahobalarni Banu Qurayzaga jo'natyaptilar va aytyaptilarki, asrda o'sha yerda o'qiysizlar deyaptilar. Sahobalar shu siyosiy, harbiy masalani deb asr namozini ta'xir qilyapti, Rasululloh ularni man qilmayapti. Demak, siyosat, harbiy masala islomda shu darajada muhim. Asr namozi qasddan ta'xir qilinyapti. Ko'ring, qasddan ta'xir qilinyapti. Men shu ma'noni aytishlik uchun mana dalillar bilan zikr qilyapman. Ibn Kasir aytayaptiki, amal jumhuru faqalu haza kulluhu mansuxun bi salatil xauf. Namozni ta'xir qilishlik to'g'risidagi butun dalillar xauf namozi bilan mansub bo'lgan deydi. Lekin Hanafilar mansub bo'lmagan deydi. Ibn Kasir keyin o'zi aytayaptiki, "Valakin yushkulu ala haza ma hakahul Buxoriy rahimahullohi fi sahihihi." Lekin Buxoriy o'zining sahihida keltirgan dalillar jumhurni qavliga ishkal bo'ladi, ya'ni rad qiladi. Buxoriy aytayaptilar, "Babu salati indal munahadati al-husun va liqa'il adu." Qo'rg'onlarni qurshab olib, ularga hujum qilyap turganda va dushmanga yo'liqqan vaqtdagi namoz to'g'risidagi bob dedi Imom Buxoriy. Keyin qala al-Auza'i va Imom Auza'i aytdiki, "In kana tahayya al-fathu va lam yaqdiru ala salati sallu iman kullu imrin li nafsihi." Agar fath qo'rg'onga hujum qilishgan, fath yaqinlashib qoldi. Shunda namozga qodir bo'lmadi. Nima qilsin? U vaqtda musulmonlar, "Ey, namoz qazo bo'lib ketyapti. Kelar o'qib olaylik" demaysiz, chunki fath bo'ladigan holat. Tushundingizmi? Shu holatda davom etasiz, fath bo'ladi. Agar sizlar orqaga qaytdingizmi, dushman darrov o'zini yana yig'ishtirib oladi yana. Aytayapti, "Iymon ishora qilib namoz o'qiydi har bitta inson o'zi" deyapti. "Fa in lam yaqdiru alal iymay akharu solata." Agar iymon ishora qilib o'qishga ham qodir bo'lmasa, vaqti yo'q. Unda namozni ta'xir qilishadi, hatto ham kashifal qital, jang bitguniga qadar. Aw ya'manu yoki omonlik, tinchlik bo'lguniga qadar. Faysaluna rakatayni, keyin ikki rakat namoz o'qib olishadi. Fa in lam yaqdiru sallu rakatan va sajdatayni. Agar ikki rakatga qodir bo'lishmasa, vaqt yetmaydi, unda bir rakat ikki sajda o'qiydi. Fa in lam yaqdiru, agar shu bir rakatga ham qodir bo'lmasa, la yudzihum at-takbiru. Takbir kifoya qilmaydi, deyapti. Allohu akbar degani namozga o'tmaydi, deyapti. Va yuakhirunaha hatta ya'manu, tinch omon bo'lgunlarga qadar namozni ta'xir qiladi, deyapti. Qarang, mana shu jang holatlarida yoki shunday og'ir bir qiyin holatda namozni ta'xir qilishlik, kechiktirishlik zamonidan keyin o'qishlik sabit bo'lyapti. Va bihi qala makhul. Makhula mana shu qavlda deyapti. Va qala Anas ibn Malik. Anas ibn Malik aytayaptiki, "Hazartu munahazata hisni tustar inda idoatil fajr." Men deyapti, tustar qo'rg'onini. Tustar qo'rg'onini, qal'asini qo'rshab qurshab olib, muhosara qilib, shunga hujum qilganda men ham bor edim, deyaptilar. Va bu shu bomdod yorishyap turgan vaqtda bo'ldi. Bomdod vaqtida bo'ldi. Bu sunnatku bomdoddan oldin hujum qilishlik. Sahobalar endi o'yladiki, bomdoddan oldin hujum qilamiz, bomdod vaqtigacha fath bo'ladi deb o'ylashdi. Vashtadda ishtialul qital. Jangning alangasi kuchayib ketdi. Jang juda qattiq bo'lib ketdi. Falam yaqdiru ala solati. Namozga qodir bo'lmadi mujohidlar. Falam nusolli, biz bomdodni o'qimadik. Illa ba'd irtifa'in nahar, kunduzi ko'tarilgandan keyin o'qiding, deyapti. Fasallayna va keyin namozni o'qib oldik keyin. Fath bo'ldi, tustar qal'asi. Keyin jamoat bo'lib o'qidik va nahnu ma'abi Musa, biz Abu Musa bilan birga edik. Abu Musa Ash'ari ham biz bilan birga edi. Fa futiha lana, bizga fath qilindi, deyaptilar. Qala Anas, Anas aytdilarki, "Va ma yasurruni bi tilka salati ad-dunya va ma fiha." O'sha o'tib ketgan namozimga undagi dunyo va ichidagi butun ne'matlar berilsa ham men xursand bo'lmas edim, deyaptilar. Namoziga bo'lgan muhabbat boshqa, lekin harbiy masala, siyosiy masala kelgandan keyin qaray, namoz ta'xir bo'lyapti. Keyin Imom Buxoriy shu bobda o'sha Ahzob jangidagi namozni ta'xir qilinishligini va Banu Qurayza masalasidagi namozni ta'xir qilinishligini zikr qilyaptilar. Bu Xandaq jangidagi masallar, ya'ni mashhur
ularda hozir tafsil qilib aytishlikka hojat yo'q. Demak, valyahuzu hizrahum maslihatahum. Alloh taolo qarin namozga buyuryapti-da, fal yusallu ma'ak, sen bilan birga namoz o'qisin deyapti va ehtiyot choralarini va qurollarini olsinlar deyapti. Ibodat bilan siyosat, harbiyat barobar ketishlik kerak. Mana shu haqiqiy din bo'ladi, shu islom bo'ladi. Nima uchun? Chunki vaddallazina kafaru, kofirlar, kofir bo'lgan kishilar orzu qildi, havas qildi, xohladiki la taghfuluna an aslihatikum amtiatikum. Agar qurollaringizdan va matolaringizdan, narsalaringizdan g'aflatda qolsalaringiz, fayamiluna alaykum maylatan wahida. Bir daniga sizlarga hamla qilishlikni orzu qildilar. Bir daniga hamla qilib turib, hamma narsalaringizni tortib oladi. O'zlaringizni o'ldiradi, mol-mulklaringizni tortib oladi, vatanlaringizni tortib olishadi. Mana Buxoroga rus tarafidan bo'lgan hamla, o'ylang. Dunyodagi butun islomiy mamlakatlarga kofirlar tarafidan bo'lgan hamlalar, yahud nasoralar tarafidan bo'lgan hamlalar aynı shaklda bo'ldi. Shu oyatlar hozir bayon qilinyapti turgandek amal qilinmadi, harbiy sohalarga, siyosiy sahalarga e'tiborsizlik qilindi va mol-u mulkimizga e'tiborsizlik qilindi. Kofirlar fayamiluna alaykum maylatan wahida, birdaniga hujum qildilar, hammasini olib qo'yishdi. Qarang, Alloh taoloning Qur'onini mukammalligini. Agar sizlar lav taghfuluna an aslihatikum, qurollaringizdan g'aflatda qolsalaringiz deyapti. Qarang, qurol bo'lishlik kerak. Dushman yaxshi gapni bilmaydi. Qurolingiz bo'lib turib yaxshi gapni gapirsangiz, biladi. Bo'lmasa bilmaydi yaxshi gapni. Qurol bo'lishlik kerak, qurol hamma turi bo'lishlik kerak. Dushmandan ustun bo'lishligingiz kerak. Va uni yonida va amtiatikum deyapti. Matolaringiz deyapti, qarang, narsalaringiz. Bular ham bizga kerak. Demak, vatan masalasida e'tiborsizlik qilishlik bu islomga qattiq xilof bo'lgan narsa. Vatanga e'tiborsizlik qilmang. Dushmanlar, kofirlar vataningizni olaman desa, mol-mulkingizni tortib olaman desa, beparvolik qilmang. Otlaringizni tortib olaman desa, pullaringizni tortib olaman desa, kiyim-kechalaringizni tortib olaman desa, oziq-ovqatlaringizni tortib olaman desa, beparvolik qilmang unga. Alloh aytayapti mana, qurollaringizdan va matolaringizdan g'aflatda qolsalaringiz, lav deyapti, qarang. Birdaniga sizlarga hujum qiladi ular deyapti. Alloh taolo lav dedi, in demadi. In bilan lavni nima farqi bor? Usul kitoblarida o'qidilaringiz. Ma'oni kitoblarda ham o'qidilaringiz. Lav bu bo'lmaydigan narsaga ishlatiladi. Bo'lishligi joiz bo'lmagan narsaga ishlatiladi lav. Hadisda ham keladiki, lav lav demanglar deb. Lav agar shunday bo'lsa edi, agar shunday bo'lsa edi, yana bunday qilganim deydi, bunday bo'lmas edi demanglar. Chunki lav shaytonga darvoza ochadi dedilar. Qarang, lav qabih yillarda ishlatiladi. Alloh taolo iza taghfuluna, vaqtiki sizlar g'aflatda qolsalaringiz demayapti. Lav deyapti. Agar deyapti, Alloh saqlasin g'aflatda qolsalaringiz deyapti. Demak, qurol yarog'imizdan va narsalarimizdan g'aflatda qolishlik lavga bog'lanyapti. Alloh aytayaptiki, joiz emas bu narsa deyapti. Durust emas deyapti. Shuning uchun hadis kitoblarida o'qidilaringiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni tarbiya qildiki, ozgina pulingni bir odam sendan tortib olmasa, jang qilgin dedilar. Urushgin deyaptilar. G'aflatda qolmagin. Qurol yarog'imizdan va mulkimizdan g'aflatda qolishlik bizga yarashmaydi. Shuning uchun Alloh taolo lav deyapti. Lav taghfulun deyapti. Agar mabodo sizlar g'aflatda qolsalaringiz deyapti. Bu g'aflat bizdan sodir bo'lmaslik kerak edi. Sodir bo'ldi, mana achchig'ini ko'ryapmiz mana. Shu lavda zararlarini ko'ryapmiz mana. Nomusimizni ham himoya qila olmayapmiz. Biz darrov Allohga tavba qilib shu oyatlarga qaytsak bo'ldi. Hech narsa kerak emas. Biz tavba qilib shu oyatlarga qaytishligimiz kerak xolos. Alloh taolo sahobalarga bergan izzatni beradi. Siz bir zamondagi kofirlarda qurol yarog'lari, atom bombalari, samolyotlariga qaramang, tayyorlariga qaramang. Hech narsaga arzimaydi ular. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. Agar sizlarga yomg'irdan bir aziyat bo'lsa, qattiq yomg'ir yog'yapti, qurol yaroq bilan namoz o'qishlik qiyin bo'lsa, yoki kasalsizlar, qurol yaroqni ko'tara olmaysizlar, shunda qurollaringizni qo'yib qo'ysalaringiz gunoh bo'lmaydi sizlarga, deyapti Alloh taolo. Qarang, uzring bo'lsa qo'yib qo'ysang mayli, deyapti. Shunda ham qo'yib qo'yganda ham ya'ni qo'lingizda bo'lmaydi, og'lingizda bo'ladi, bunday qo'yib qo'yasiz, yoningizga qo'yib qo'yasiz. Yerga qo'yib qo'ygansiz, kalashni ko'pdi.
minamga tiqib qo'ygansiz sajda qiladigan tarafga. Keyin namoz o'qiyapsiz. Shuni zarari yo'q deyapti. Ustingda bo'lmasin mayli deyapti. Va xuzu hizrakum. Qani yana aytayaptiki, yana aytamanki, ehtiyot choralarni olinglar deyapti. Qani doim ehtiyot bo'lishlik kerak. Ehtiyot bo'lishlik uchun islom ahli siyosatda, harbiyatda kofirlardan ustun bo'lishlik kerak. İstihbaratta, amniyatta, harbiy sohalarda, janglarda, qurol-yarog'larda, jang qilish uslublarida, sport turlarida, hamma sohada. Hamma sohada ustun bo'lasizki, shunda ehtiyot bo'lasiz. Bo'lsa qanday ehtiyot bo'lasiz? Dushman bir qo'rg'onga kirib olgan bo'lsa, siz sahroda turgan bo'lsangiz. Eng rivojlangan qurollaringiz bo'lsa, u ehtiyot chorasi emas-ku. Qur'onga zid amal qilyapsiz. Xuzu hizrakum deyapti Alloh taolo. Ehtiyot choralarni olinglar deyapti. Keyin nima deyapti? Ehtiyot choralarni olinglar degandan keyin aytayaptiki, innalloha a'adda lil kafirina azaba muhina. Albatta Alloh taolo kofirlarga xohlaguvchi azobni tayyorlab qo'ygan. Kofirlarga xorlaguvchi azob bor. Dunyoda ham xorlanadi ular, oxiratda ham xorlanadi. Shunga ishonasizlarmi? Ishonsalaringiz nimaga kofirlardan qo'rqyapsizlar? Nimaga sizlar kofirlarni u davlati yu, hukumati yu, siyosati yu, uni armiyasi ularni bahona qilyapsizlar? Qani Alloh shunday bir gapni gapiryaptiki, huzu hizrakum degandan keyin. Ehtiyot choralaringizni olinglar sizlar. Innalloha. Albatta Alloh taolo hech qanday shak shubha yo'qki, a'adda lil kafirina azaba muhina. Ularni xohlaydigan azobni tayyorlab qo'ygan Alloh taolo. Ularga azobni kelishi aniq. Ular azobga qolgan insonlar. Siz ularni g'olib, aziz, shavkatli deb o'ylamang. Xor ular. Muhin qani xorlaguvchi deyapti. Ular xorlanuvchi insonlar ular. Bizning zamonimizdagi kofirlarni izzatli qilib turgan musulmonlarni o'zlari. Diniga amal qilmasdan Qur'on hadisni tark qilib Qur'on hadisiga itoat qilmaydida, kofirlarni holatiga qarab turib, ulardan ta'sirlanadi, ulardan qo'rqadi. Shu bilan o'zlari xor bo'lyapti, kofirlarni zohiran aziz bo'lishiga sababchi bo'lyapti. Lekin kofirlar